Çiğdem Karaaslan ikinci dönemden bu yana dördüncü kez AK Parti'nin en önemli karar organı olan MKYK üyeliğine seçilmeyi başaran bir siyasetçidir. Karaaslan'ın AK Parti'nin çevre, şehircilik ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesi hem parti içindeki konumu hem de mesleki kariyeri açısından bir tesadüf değildir. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümünü üçüncülükle bitiren Karaaslan, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyal Politikalar bölümünde doktorasını yapmaktadır. Yani AK Parti'deki bu görevi eski deyimle biçilmiş kaftan gibidir. Ülkeye ve Samsun'a hayırlı olsun elbette. Bu gelişmenin beni ilgilendiren yanı Karaaslan'ın bu göreve gelmesiyle Samsun'un kazancı noktasındadır. Karaaslan ilk açıklamalarında bunun işaretini de vermiştir. Eğer Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin projelerini takip eder ve hızlandırırsa Samsun aynı ölçekteki illere fark atacaktır. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da Tarihi Kentler Birliği Başkanı olduğunu hatırlatalım. Şehirlerin devlet ve özel sektör yatırımlarında iktidar partisi yönetimleri, hükümetler ve bürokraside üst düzeyde görev yapanların rolü büyüktür. Samsun kişisel gayretlerle geçmişte önemli yatırımlar elde etmiş bir şehirdir. Bu şehirde bugüne kadar yapılan büyük fabrikalar ve projelerde o kişilerin imzası vardır. Bu yüzden Karaaslan'ı ciddi projelerle yoğunlaştırmak bu şehrin kazancı olacaktır. Kim bu şehre tek bir çivi çakmışsa Samsun'la o isimleri kuşaktan kuşağa yaşatmış, sevgi ve saygıyla yad etmiştir.